Restoran ödenmez işlemleri nasıl tanımlanır? Bunun için restoran modülümüzü çalıştırdığımızda parametreler alanına gelerek ödenmez listesinden kartlarımızı tanımlayabilmekteyiz. Listeye geldiğimizde burada ödenmez olarak tabir ettiğimiz ödeme alınmayan durumlar söz konusu olduğu takdirde restoran işlemlerindeki bu kartları kullanarak ilgili hesaplarda ödenmez takibi sağlayabiliriz. Burada yeni bir ödenmez kartı eklemek için ekle dediğimizde karşımıza bir kod, ödenmezini tanımlayacağımız ad soyad, örneğin personel yakını şeklinde bir tanım yapacağımızı varsayarsak, burada personel yakını için restoran satış işlemini yaparken ürünler üzerindeki hangi fiyat kartını kullanacak ise ilgili fiyat kartını seçeriz. Örneğin fiyat 1 seçtiğimizde yine aynı şekilde fiyat 1 üzerinde yer alan ürün fiyatları sonrası yiyecek, içecek ve muhtelif seçeneklerdeki ürünlere ne kadar yüzdelik oran tanımlayacağımızı belirtiriz. Örneğin personel yakını restoranımıza gelmiş olması durumunda yiyecek, içecek ve muhtelif seçeneklerden %50 faydalanmasını sağlarız. Yine aynı şekilde burada personel yakını veya herhangi bir firma veya restoran içerisinde çalışanlar için yapacağımız bu ödenmez kartını aynı zamanda bir cari karta bağlayarak fatura işlemleri durumunda da bu cari kartın otomatik gelmesini sağlayabiliriz. Yetki kod alanına baktığımızda yine tanımlamış olduğumuz ödenmez kartlarının kullanıcılar arasında kısıtlandırılmasını sağlayabiliriz. Durum alanında aktif ve pasif seçeneği yer almaktadır. Buradaki aktif ve pasif seçeneği daha önce hareket görmüş fakat artık kullanılmayan kart işlemlerini pasife alarak pasif işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde kartımızı kaydettiğimizde ödenmez kartını tanımlamış oluruz. Ödenmez kartının restoran satış işleminde nasıl kullandığını incelemek için yeni bir sekme açarak restoran modülümüzü çalıştırıp buradaki satış ekranımıza gelerek buradaki mor işaretli görmüş olduğumuz masaya ödenmezi oturtabileceğimiz gibi diğer seçeneklere gelip ödenmez fişine tıklayarak herhangi bir masaya oturtturmadan ürünlerimizi seçtiğimizde ve yukarıdaki ödenmez alanından hangi ödenmez için bu işlemi gerçekleştireceksek ilgili ödenmez kartını seçip kaydet dediğimizde ödenmez satışını gerçekleştirmiş oluruz. Bunun yine takibi için ileri diyerek siparişler alanına gelerek burada yapmış olduğumuz satış işleminin ödenmez olarak yer aldığını görürüz. Bu şekilde ödenmez fişlerimizi takip edebiliriz.